yabani. Arkadaşlar akşam suyu, biraz dinlendim, serinledim. Şöyle bir saat kadar vaktim var, onu değerlendireceğim. Asus'un genel havası akşamüstü gün kararırken bir rüzgar çıkar. Şu an biraz hareketleniyor, deniz dümdüz gibi ama aslında rüzgar başladı. Böyle biraz serinleyip rüzgar deyip günü kapatacağız. Umarım güzel bir iki balık denk gelir, keyfimiz yerine de gelir. Hadi bakalım rastgele. Arkadaşlar hava yükseliyor ama şu balığı kaçırmayın. Şu balığı kaçırmayın. Bunu çiğ yapacağız. Balığımızı çiğ yapacağımız için temizliyoruz. Koy ya, hiçbir şey olmaz. Ha? Hiçbir şey olmaz. Şunu da yıkayacağım. Ellerim azı feslendi, koyayım mı ya? Az ne, onun içine ha. Mi? Onu koyma. Koymayayım. Yok, tamam. Bildiğim gibi olsun. Nane koydum. Yasemin bir şey diyeceğim. Şu kabı kullanacağım ama ellerim ne için? Toprak elini oldu. Elini de şöyle yıka gitsin ya. Çok toprak oldu. Şimdi ben de şu işi yıkanacak. Salatalık ve domates. Limon bir tane lazım değil mi ona? Evet. Ha? Var ya. Ha, evet. Giderken de toplayalım, şey yapalım, dikelim. Tamam, iki tane lazım. Hatta ben yıkayım. Yok, iyi olur. Yani. Yeter ya. Ay sağ ol. Bir limonu onun içine sen koyuyor musun zeytinyağı? Koy, daha lezzetli oluyor. Evet, olur. Buzluğa koy. Evet, tuz lazım da. Ben iki tane şey yapmıştım ama daha almak lazım. Neye? Ama biz bunu doğru yemedik. İsterim. Çok alakasız yerde. Tatlım, o kaplardan bir tane verir misin bana acil? Evim önünde zaten. O çok büyük değil mi? Tamam yani. Daha küçüğü de var. Bir küçüğü vardı burada az önce. Var ama. Ölü rahat etsin diye bu tarafa. Murat hiç sevmiyor o yüzden. Balıkçımız sevmiyorsa yapacak bir şey yok. Asla katiyen olmaz. İyi mi? Bekle biraz da. İyi, o iyi tanım, iyi. Tamam mı? İyi tabii. O çiğ mi olacak? Yok, pişecek şimdi limonda. Neye? Neyse, durun. Restoranlarda yiyorsun ya Duygu. Ne yiyorum lan restoranlarda? Levrek marin yemiyor musun? Biz yiyoruz ya hakikaten. Yiyorum evet. O işte. Onu yiyorum ben, levrek marin. Yiyor. İçtiğimizde bende. Koy koy koy. Koy koy koy. Çünkü tamam, karıştır bir daha. Abi çok açmışsın. Niye dedin? Konuş. Suat'cığım, gelince konuşalım bunu. Buz yok mu? Şu sinekleri sırtımdan alsanız. Hepsi bana geliyor. Sanki. O zaman süper olacak. Oo, tamam. Okey, şimdi işler. Şimdi onlar düşünsün. Ya bu bıçak nedir? Çok güzel bu ya. Bu ne? Evet, süper bir şey bıçak. Şey izin mi?
Vallahi zoom yani. Sürmene bıçağı çeyizim marka. Kimin o? Bilmiyorum. Kapatın dolaba bak. Keşke başta çekseydim. Marin konusunda biraz şüpheliydin. Bir daha al bir tane. Ay inanılmazdı. Bir tane daha alayım. Evet. Gözlerimi gördünüz mü? Sinem'in tepkiyi de göreceğiz. Ben bunu vermeyeyim ben. Sinem verir. Abi. Az daha alayım şimdi. Hiç beklediğim kızım gibi değil. Kızım 3 kişi yiyeceğiz. Tamam. Ben de Fangri Marin. Ben Melih'in hakkını da aldım. Kapış kaldı. Evet. Böyle hadi bakalım. Olamaz. Neyse aldık onu da. Ta Konya olmasın. Hiç hareket yok. Yani 70 metrede ne işin var arkadaşım? Ne işin var burada? Evet, süper. 79 metrede şöyle bir ekip Fangri olabilir. Bu ekibe indirdik. Jig. Nefes nefese kaldım. 5 knot bastık. Hız olarak da kano gayet güzel. Evet, dibi bulduk. 1, 2, hop. Aldı. Ne dedim? Balık varsa kesinlikle gelir. Sırf tayı rubber değil yani. Bugün şu an hiç tayı rubber atmadı şu ana kadar. Jig gayet keyifli. Yine Trakonya mı? Daha var Trakonya'sa da daha iyi. Bu arada ben bu kamış ve takımı seviyorum. Spin tarzı. Çıkrık makineler. Ya farklılık oluyor ya. Hızlı sarım. O yüzden daha baba bir Trakonya. Evet. Çok teşekkür ederim kendi kendine gittiğin için. Bay bay. Yer Trakonya kaynıyor. Bu nedir arkadaş? Tamam, zorlamayacağım. Evet, 105 metre şu yemlik grubunun içine jigimi indirdim. Akıntı yok, rüzgar yok. O yüzden 100 gram jig rahat rahat iniyor. Ben çok ağır jiglerle, yani hem yorucu oluyor kanoda, vücudunuz çünkü oturur pozisyonda dik çalışamadığınız için
Hafif jigler bizim için daha kolay kanoda. O yüzden mümkün mertebe hani 100 gram, maksimum 120 gram, 130 gram. Yani 150 bile çok ağır geliyor. 80-100 candır kano için. Havada müsaade edince daha ne olsun. 107 metreye de 100 gram jigi gönderiyoruz. Hadi bakalım.